Ardan Zentürk, Erdoğan için yeni bir dönemin başlangıcı. Davutoğlu'nun 4 Mart'taki Tahran ziyaretinden yalnız 15 gün sonra bavulunu toplamış, İstanbul'a hareket etmeye hazırlanan İran Dışişleri Bakanı Zarif bir telefon aldı. Hattın diğer ucunda Rus Dışişleri Bakanı Lavrov vardı. Lavrov, Zarif'in sürpriz olarak nitelenen ziyareti öncesinde İranlı mevkidaşına Rusya-İran Stratejik İttifakı'nın önemini ve Rusya'nın ittifaka bağlılığını anlatmaya çalışıyordu. Oysa Zarif'in masasının üzerinde İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'in 3 gün önce Moskova'da Putin'le yaptığı görüşmeden notlar vardı. O notlarda Rivlin'i çok sıcak karşılayan Putin'in İran ve Hizbullah'ın Suriye'nin Golan bölgesi başta İsrail'e dönük tehdit oluşturmasına asla izin verilmeyeceğine ilişkin kapalı kapılar ardındaki sözü yazıyordu. Zarif Rusya'nın Amerika ile mutabakatı çerçevesinde İran'ın Suriye denkleminden süpürüldüğünü, hatta Cenevre görüşmelerinde bir kenara itildiğini görecek kadar deneyim sahibiydi. 19 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirdiği bütün görüşmelerde Türkiye ve İran'ın birer bölge gücü olarak Suriye'de sağlanacak siyasi çözüme yön veren ülkeler olmasını istiyordu. Beş yıllık savaşta Türkiye'yi bütün cephelerde karşısına alan stratejinin, hatta Rusya müdahalesinden sonra kibir de taşıyan davranışların İran açısından sonuydu. İran gelişmelerin Rusya-Amerika eksenine oturmasından, Rusya'nın geldiği gibi tek taraflı bir kararla Suriye'den çekilmesinden büyük umut bağladığı Amerika ile normalleşmenin ise kağıt üzerinde kalmasından tek sonuç çıkardı. Bu işin ancak Erdoğan'la çözebilirim. Hele Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Tahran'daki radikallerin aksine Suudi Arabistan'la yakınlaşma aradığı bir dönemde. Belli ki Erdoğan hazırlıklıydı. Zarifi Tahran'a geleceğe dönük yeni umut işaretleriyle göndermeyi tercih etti. Putin'in Erdoğan'a yanaşma manevrası. Ani kararla Ural Hava Yolları'nın Antalya uçuşlarına izin veren Putin'in Erdoğan'a Katar emiri Tamim'le iki telefon görüşmesi yapması dikkat çekici. Emir Tamim bu görüşmelerden sonra Beştepe'yi aradı mı bilemem ama görüşmelerin Ağırlıklı olarak Türkiye ile Rusya arasında açılan uçurumun tamiri yönünde olduğu açık. Nereden anlıyoruz? Putin'in Suriye özel temsilcisi Bogdanov'un şu sözlerinden. Görevimiz Daesh karşısında Kürtlere yardım etmek, ortak zemin ve hedefler bulmak. Ama Kürtlerin de Suriye'nin parçalanmasının bütün Suriyeliler için felaket olacağını anlamaları gerekiyor. Yani Ankara'ya yeni harita arayışı yok mesajı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zakharova'nın Lavrov'un yakın bir tarihte gerçekleştireceği Azerbaycan ziyaretine büyük önem verdiklerini açıklaması ise dikkat çekici. Putin Erdoğan'a iki güvendiği devlet adamı üzerinden ulaşabilir. Tamimle zaten telefonda görüşüyor. Diğerine yani Rusya'nın Türkiye krizi sırasında Ermenistan'a askeri yığınak yapmasından rahatsız olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Lavrov'u gönderiyor. Her zaman görüşlerine önem verdiğim, Ankara'da da görev yapmış Hintli diplomat strateji yazarı MK Bradra Kumar'a göre Putin, Türkiye'nin olmadığı bir çözümün imkansızlığını son Suriye macerasında anladı. Hızlı geri çekilme kararının da arkasında bu yatıyor. Bu yolla Erdoğan'a zaman ve manevra alanı yarattı. Amerika böyle sürdüremez. Suriye sorununu stratejikten çok taktik hamlelerle sürdürmeye çalışan Amerikan yönetiminin giderek yalnızlaşan kaderini izliyoruz. Rusya ve İran Türkiye'siz bir çözümün imkansızlığını anlamışken Amerika'nın PKK seminli siyaseti sürdürmesi mümkün mü? Hayır. Bunu kendilerine hatırlatansa bölgedeki en yakın Kürt müttefikleri Barzani'nin üstelik Amerikan çıkarları için yayına sokulmuş Londra merkezli El Monitor internet yayınındaki sözleri oldu. PYD ve PKK tam olarak aynı şeydir. Bu söz bütün yaşamını Kürt coğrafyasının özgürleşmesi için vermiş meşru bir Kürt liderden gelmesi nedeniyle Amerika'nın bölge politikasına ağır darbedir. Belli ki Erdoğan ülkesinin stratejik öneminin farkında etrafında şekillenen çok tehlikeli komplolar karşısında dik durduğu sürece zamanın kendisi için işlediğini de biliyor. İzledikleri yolla Türk-Amerikan ilişkisini 1964 yılındaki Johnson mektubu düzeyinde krize sürükledikleri aşikar grubun tasfiyesini yakında birlikte göreceğiz. O gün Büyükelçi Basta bizler için Abramovitz veya Edelman gibi ara sıra hatırlanan bir portreye dönüşecek bu aynı zamanda erdoğan için yeni bir dönemin de işaretidir türk iç siyaseti açısından söylemiyorum türkiye'nin yeni küresel gücünün işaretlerinden söz ediyorum ardanzen türk star